Herkese iyi günler. Bugün otomata teorisi problemlerinden biri olan mantık devrelerini mealy makinelerine nasıl dönüştürürüz onu göreceğiz. Karşımızda bir mantık devresi bulunuyor. NAND ve OR kapılarından oluşuyor. Ayrıca bir tane delay bulunuyor. Delay ne demektir? Delay A girişinden B çıkışına sinyallerin gecikmeyle aktarılmasıdır. Ve mealy makinesi dönüşümünde ihmal ediliyor. Bu mantık devresi sonucunda bu şekilde bir milli makinesi elde edeceğiz. Bu makinenin 4 tane durumu bulunuyor. Q0'dan Q3'e kadar. Ayrıca geçişleri görülmektedir. Geçişlerin üstünde input değerine göre output'un hangi değeri alacağı görülmektedir. Sol tarafta input, sağ tarafta output bulunur. En başa dönelim ve adımlarımızı inceleyelim. İlk adımımız state durum belirlenmesidir. İkinci adım input değerlerinin verilmesidir. Ve input değerleri sonucunda hangi durumdan hangisine geçileceği ve output'un bu geçiş sırasında ne olacağı bulunur. Üçüncü adım input ve output şemasının çizilmesidir. Bu adım opsiyoneldir. Çünkü ikinci adımdan dördüncü adıma direkt geçiş yapılabilir. Fakat hata olmaması adına ve daha hızlı çizim yapabilmek adına üçüncü adımı öneririm. Dördüncü adım da makinesinin çizilmesidir ilk adımdan başlayalım ve durumları belirleyelim. Durum sayısı 2 üzeri n ile bulunur. n bu devredeki düğüm sayısıdır. Bu devrede A ve B olmak üzere 2 adet düğüm bulunur. Yani state sayısı 2 üzeri 2'den 4 olur. Bu stateleri aşağıda görebiliriz. A 0 0, 0 1, 1 0, 1 1 değerlerini veririz bu düğümlere ve 4 adet state elde ederiz. Birinci adımın devamında denklemleri de bulmamız gerekiyor. Bu denklemler yeni a, yeni b ve output değerlerinin neler olacağını bulmamıza yarıyor. Öncelikle b'den başlayalım. B'nin inputu a'dır fakat a'nın eski değeridir. Bu eski, yeni değer nedir onu ikinci denklemde daha iyi göreceğiz. A'yı oluşturmak için bir NAND işlemi gerçekleşmeli. Bu NAND işlemine input ve OR'un sonucu katılır. OR'un sonucu peki neyden oluşur? Eski A ve eski B değerlerinden oluşur ve böylece yeni A değerini elde ederiz. Buradan eski A ve yeni A muhabbetini daha iyi görebiliriz. Output ise input ile B değerinin orlanmasıyla oluşur. Denklemleri bulduğumuza göre şimdi ikinci adıma geçelim. Input değerlerinin verilmesidir. Burada ilk adımda bulduğumuz denklemleri ve durumları yazdık. Her bir durum için şimdi input değerlerini vereceğiz. Q0 için input ya 0 olabilir ya 1 olabilir. İkiye ayırdık bu yüzden buradaki şemada. Eğer Q0'a input 0 verilirse bu denklemlere değerleri yerleştireceğiz uygun olanları. New B eşittir old A demiş. Buradaki 00, 01 ile belirtenlerin hepsi old değerlerdir. New B old A ise Q0'da A değerine bakıyoruz. 0'mış. Direkt 0'ı yazıyoruz. New A input ile Old a or old b'nin nendilenmesiyle oluşur. Input değerimiz 0. 0'ı yazdık. Nendi yazdık. Old a or old b diyor. İkisi de 0 olacak. Yazdık onları da. Output input or old b diyor. Inputumuz 0. Old b'mizi aldık buradan. O da 0. 0 or 0'dan 0 oluştu. Şimdi buradan neye ulaştık? A'mız 1 oldu. B'miz 0 oldu. A'nın 1, B'nin 0 olduğu durum buradan da görüldüğü üzere Q2'dir. Yani neye ulaştık? Q0'a input olarak 0 gelirse Mealy makinesi Q2 durumuna geçiş yapar. Ve output olarak 0 değerini verir. Bu işlemin aynısını input 1 içinde uygularız. Uygun değerleri koyarız. Çözümleriz. Ve hangi duruma geçiş yapacağını ve output'unu buluruz. Aynısını bu şekilde Q1 için de tekrar ediyoruz. Q2 için de tekrar ediyoruz. Ve son olarak Q3 için de tekrar ediyoruz. Sonra tüm değerleri bulduktan sonra burada tüm değerler verilmiştir. Üçüncü adıma geçiyoruz. Direkt dördüncü adıma da geçilebilir. Fakat şimdi kolaylığı daha ra rahat görünecektir. Üçüncü adımda input ve output şemasını çiziyoruz. Bu şema nasıl çizilir? Milli makinesini bir göstereyim. Milli makinesi çizimi için bize önceki durumlar, sonraki durumlar ve geçişte input output değerleri nelerdir? Bunları bilmemiz gerekiyor. Geri dönelim. Şemada da bunlara yer veriyoruz. Önceki durum input gelirse yeni durum ne olur ve output ne olur şeklinde. Şemayı nasıl dolduruyoruz? Q0'dan inceleyelim. Q0'a 0 input'u gelirse geçiş Q2 olur ve output 0 olur. Geçiş Q2 olur, output da 0 olur. 1 değeri gelirse Geçiş Q2'ye olur ve Output 1 olur. Geçiş Q2'ye olur ve Output 1 olur. Bu şekilde hepsini dolduruyoruz. Çizim ise nasıl yapıyoruz? Q0'a 0 inputu gelirse Q2'ye gidecek. Q0'a input olarak 0 geldi. Solda gider. Ve Q2'ye gitti. Output'a bakalım. Output'u 0 olacak. 0'ı da sağ tarafa yazdık. Aynı şekilde Q0'a bir input olarak gelirse Q2'ye gider ve output da 1 olarak yazılır. Daha sonra 3. adımdaki şemadan yararlanarak tüm bağlantıları kuruyoruz. Ve en sonunda da burada makinenin tamamlanmış hali bulunmaktadır.